Ege Üniversitesi Televizyonu'nda hazırlanan Tarım ve Gıdamız programından hepinize kucak dolusu selamlar sevgili seyirciler, günaydınlar. Ege Üniversitesi Televizyonu üzerinde yüklü olan misyonu ve vizyonu yerine getirmeye devam ediyor. Nedir bu? Ege Üniversitesi Televizyonu'nda yayınlanan Tarım ve Gıdamız programının misyonu Türkiye tarımıyla ilgili sorunları buraya getirip çözüm önerilerini uzmanlar eşliğinde ortaya çıkartmak. Biliyorsunuz geçen hafta ve bu hafta özellikle tarımda hoş olmayan şeyler yaşıyor. Nedir bu? Üretici hareketleri gördük biz. Nedir bu? Biliyorsunuz bundan 6 gün önce Antalya halinde üreticiler geldiler ve üretici fiyatlarını protesto ettiler. Ardından da 2 gün önce nar üreticileri nar fiyatlarının çok düşük olması nedeniyle nar ağaçlarını kestiler. Bunlar zaten bütün medya kuruluşlarında yer aldı, haberlerde yer aldı. Dolayısıyla şu anda üreticiler büyük sıkıntı içerisinde. Üreticilerin bu derdine çare olmak için neler yapmak gerekiyor? Acaba kooperatifçilik üreticilerin bu derdine çare olabilir mi? İşte değerli seyirciler, bunları konuşacağız. Bu konular gerçekten çok önemli. Tarımın yapısal sorunlarını konuşacağız. Kooperatifçiliği konuşacağız. Tabii kooperatifçilik dendiği zaman bir duayen aklı geliyor. Türkiye sadece bizim bölgemizde de Ege Üniversitesi'nde bir duayen aklımıza geliyor. Profesör Doktor Ayhan Çıkın hocamız bütün hayatını kooperatifçilik üzerine verdi ve kooperatifçilikle ilgili çok önemli çalışmaları olan, kooperatifçilikle ilgili gerçekten de bugüne kadar müthiş çalışmış, özveriyle çalışmış ve toplumu bilinçlendirmeye çalışmış bir hocamız. Kendisi yıllarca Ege Üniversitesi'nde çalıştı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi bölümünde yıllarca çalıştı. Daha sonra 7 sene Muğla Üniversitesi'nde çalışıp oradan emekli oldu. Ama biz hocamızı hep Ege Üniversitesi olarak görüyoruz ve kendisine Ege Üniversitesi hocamız diyoruz. Evet, lafı fazla uzatmadan hocamıza dönmek istiyorum. Hocam, girişte de bahsettiğim gibi tarımda bu hafta bazı şeyler yaşıyor. Sizin belki bundan 30 sene 40 sene önce söylediğiniz şeyler artık olmaya başladı. Üreticiler ürettikleri ürünlerinin düşük fiyatla satmaları nedeniyle artık isyan eder duruma geldiler. Protesto gösterileri yapmaya başladılar. Dolayısıyla nedir? Üreticileri bu hale getiren şey nedir? Niye nar üreticileri mesela ağaçları kesiyorlar? Niye Antalya'da üreticiler üretici fiyatlarını protesto ediyorlar? Çok teşekkür ederim. Tabii soruna çok boyutlu bakmak gerekir. Önce şunu vurgulamak istiyorum ben. Türkiye'de tarım politikaları uzun yıllardır iyi yönetilemedi. Özellikle pamuk alanlarının nar ekilmesi ayrıca büyük bir hataydı. Artı uzun vadede pamuk yavaş yavaş ortadan kaldırılıp sebze meyveye dönüşmesi ama bunların pazarla bütünleştirilememesi, o arayı kapatamaması o bakımda sıkıntılar yarattı. Makro düzeyinde ekonomi politikalarını, tarım politikalarını üretirken mikro düzeydeki yani o küçük işletmelerin de pazarla nasıl bütünleşebileceğini de düşünmek koydu. Evet. Ne yazık ki tarım politikalarımızın, ekonomi politikalarımızın içinde bu yok. Evet. Olmadı. Uzun yıllardır hala da yok. Şimdi o bakımdan baktığımızda Antalya'daki görünüşe baktığımızda herkes ürünü almış çiftçilerimiz protesto ediyor. Haklılar. Haklılar ama bir soruyu da kendilerine sormaları lazım. Aşağı yukarı Türkiye'deki izlenen ekonomi politikaları, tarım politikaları neredeyse yarım asırdır piyasa ekonomisine odaklandırılıyor. Evet, evet. Şimdi piyasa ekonomisine odaklanırken özellikle 1930'lu yıllarda tarıma desteklemek için olan kurumlar yavaş yavaş kaldırıldı. Evet. Ve böylece çiftçiyle, küçük üreticiyle pazar arasındaki ana kanallar ortadan kalktı. Şimdi bu ana kanalların yerine bir başka şey dolduramadı. Örneğin kooperatifler. Vardı kooperatifler, tarım satış gibi, tarım kredi gibi. Evet. Onlar da iyi fonksiyonel hale getirilemedi. Olduğu gibi yerinde bırakıldı. Şöyle bir ilginç rakam söyleyeceğim. 2014'te Birleşmiş Milletler bir araştırma yaptı. Dünyada en çok kooperatif olan ülkelerden 10 ülkeden birisi Türkiye. Evet. Kooperatif zengin aslında. Ama ne yazık ki kooperatif
bilgisi üretmeden, evet, kooperatif bilinci yaymadan oluşmuş kooperatifler başarısız sonuçlar alıyor. Evet. Ve böylece küçük üretici, küçük esnaf pazarıyla tam buluşamıyor, yerel pazarda kalıyor. Evet. Halbuki dünya küreselleşiyor. Hı hı. Aşağı yukarı dünyadaki bütün mal ve girdi fiyatları küresel ölçüde belirlenmeye başlıyor. Hı hı. Öyleyse o küresel ölçüde yerlere sokulamadığınız zaman, giremediğiniz zaman arzınızla talebinizle bu sıkıntıları yaşayacaksınız. Doğru. Yaşanıyor. Evet, evet. Peki hocam, şimdi bu çözüm olarak ne yapılmalı? Ona geçmeden önce ben şimdi onu önümde bir yazı var. Sizinle ilgili bir yazı. Bunu Onur'la sevgili seyircilerimize iletmek istiyorum. Sevgili hocamız, girişte de bahsettiğim gibi bütün hayatını kooperatifçiliğe adadı. Özellikle tarımsal kooperatifçiliğe adadı. Şimdi bir ödül kazandı hocamız. Ödülü almaya gidecek. Bu da Türkiye Sulama Kooperatifi Merkez Birliği tarafından bir ödülle ödüllendirildi. Hocam sizden dinleyelim. Ben bunu anonsunu yapayım. Nedir bu ödül? Niye size bu ödülü verdiler? Niye siz layıksınız? Niye layık gördüler hocam? Şimdi ben aslında kooperatiften hiçbir ödül beklemek, bir menfaat beklemek için çalışmadım aslında özünde. Ama şu ödül bir ölçüde demek ki yaptığımız çalışmaların izlendiğini, takip edildiğini, değerlendirmeye çalışıldığını. O bakımdan Türkiye Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı telefon edince bir ölçü şaşırdım. Ben bireysel olarak da tanımam kendisini. Hı hı. Hocam biz uzun yıllarda sizin yazılarınızı takip ediyoruz ve sizin kooperatifi yaptığınız katkılardan dolayı böyle bir ödül vermeyi düşünüyoruz, hı hı, dediler. Çok güzel. Olay o şekilde. Hı. Özellikle kooperatif bilimsel savunusu açısından bu ödülü değerlendirerek vermişler. Hadi. Tebrik ediyoruz hocam. Teşekkür ederim. Hem Ege Üniversitesi ailesi olarak da onur duyduk. Teşekkür bir Ege Üniversitesi olarak sizin böyle bir ödüle layık görmeniz gerçekten de çok önemli. Peki hocam, tabii ben sizi çok iyi tanıyorum. Bundan daha büyük ödüllere de layıksınız. Zaten bu sizin hak ettiğiniz bir şey olduğuna ben inanıyorum. Zaten sizi çok iyi tanıdığım için ve Türkiye'deki tarım kesimi sizi çok iyi tanıdığı için zaten bunlar gerçekten siz buna çok layıksınız. Şimdi yine bu Antalya üzerinden gidersek, yani Antalya derken Antalya'daki üreticilerin bu yaptıkları eylem üzerinden gidersek bir eksiklik var hocam. Siz de gerçi söylediniz de. Yani şöyle bir eksiklik var, bir sıkıntı var. Yani şimdi biz mesela narı pazardan 1,5 liradan alıyoruz veya marketten 1,5 liradan alıyoruz. Mandalina şu anda dalında 30 kuruş ama biz gidip marketten 1,5 liraya aynı mandalina satın alıyoruz. Burada bir şey var, bir şey eksik. Mesela dünyada gelişmiş ülke bu böyle değil. Mesela işte en fazla 2 misli, 1,5, 2 misli tüketici bunu satın alır. Burada bir şey var. Nedir? Yani burada Türkiye'de eksik olan şey nedir? Bunu şu şekilde açıklamak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Eğer ekonominin iki uç noktasında üretici ve tüketici düşünürsek, hı hı, şimdi tüketici büyük kentlerde, hı hı, üretici de kırsal alanlarda çok dağınık vaziyette. Şimdi düşünebiliyor musunuz, şu andaki sayı tam bilmiyorum ama nereden baksan 3 milyon civarında tarım işletmesi, evet, var. 3 milyon civarındaki tarım işletmesinin ortalama genişliği 57-60 hektar civarında. Hı hı. Şimdi böyle bir ortada toplam üretimi, hı hı, yani bir kamyonu dolduracak, yani tüketim merkezini götürecek kadar değil. Evet. Her şeyden önce. Evet. Yani nihai pazara ulaşamıyor. Evet. Pekala, üreticisi, tüketici açısından baktığımızda tüketicileri de büyük ölçüde, büyük kentlerde toplanmış vaziyetler. Şimdi o da ayda kullanacağı ürün belli. 3 kilo domates, 5 kilo şu bu. Tek başına kalkıp Antalya'dan domates, patlıcan, biber almaya gitmesi de mümkün. Tabii. Şimdi böyle olunca aradaki boşluğu birileri tamamlayacak. Evet. Şimdi o aradaki boşluğu tamamlayan kişiler de niçin yapacak bunu? Kâr etmek için, para kazanmak için yapacak. Tabii. Şimdi burada ister istemez tabii her tüccara eleştirecek değilim. Hı hı. Mutlaka çok değerli, çok, çünkü tüccar gerçekten ekonomiyi değerlendiren bir, hı hı, varlıktır, bir şeydir. Ama burada çok hızlı kazanma isteği olanlar da var. Hı hı. Ve ne yazık ki bu ekonomik olarak, toplum olarak hakim. Kısa sürede az domates getireyim ben büyük pazara, çok pahalı satayım. Hı hı. Hı hı. Evet, 10 ton getireceğime 5 ton getirip aynı parayı kazanacağım.
kazanayım bir zihniyetiyle konu işlemeye başlıyor. Ve böylece aradaki farklar doğuyor. Şimdi o zaman ne yapmak gerekir? Özellikle üreticinin, bu o çok yerde yayılmış üretici, pazara gönderebilecekleri kadar, pazara ulaşabilecek kadar bir büyüklükte ya işletmesi olacak. Evet. Ya da çevresindeki insanlarla birleşip o pazara ulaşabilecek kadar bir şey diyor. Evet. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi belki domates üzerinden değil ama yaşanmış bir örnek üzerinden tamam, vermek tamam istiyorum. Hocam, benim de doçentlik konumdur o. Birkaç işte bir kooperatif vardı yıllar önce. 70'li yıllarda yumurta üretiyordu. Ve birkaç işte bir tavuk araştırma enstitüsü vardı hatırlarsanız. Orada tavukçuluğu o kadar geliştirdiler ki. Şimdi baktılar ki böyle tavukçuluk gelişti. Yumurta artık Balıkesir'de birkaç işte para etmemeye başladı. Hiç unutmam 7 kişi bir türlü şeyde birleştiler. Ne yapalım? Biz en azından İstanbul'u gönderecek büyüklükte bir üretim yapmamız lazım. Evet. Tek başına bunu beceremiyor. O zaman İstanbul'a her hafta bir kamyon yumurta yükleyecek şekilde çevresindeki insanları örgütleyerek bir kooperatif kurdular. Ve bir kamyon, haftada bir kamyon pazarı yükleyip gönderiyor. Yani oraya ulaşabiliyor. Yani kısacası küçük üretici nihai pazara ulaşacak düzeyde ya üretim hacmini büyütecek. O kolay değil. Tabii. Öyleyse o üretimi birleştirerek ya da şeylerek pazarlı hale getirecek şekilde birleştirip kamyonlarla, taşıma araçlarla kolaylıkla büyük pazara ulaştırabilecek yöre gönderebilecekler. Bu da birleşmeyle meydana gelir. Birleşmenin adı ne, adresi ne? Tabii işin ilginç tarafı burada, bunu da vurgulamadan geçemeyeceğim. Türkiye'de ne yazık ki bu birleşmeyi kooperatiflerden ziyade farklı farklı bir şeyler kurmaya başladılar. Özellikle 70'li yıllarda. Adını birlik dediler, adını bilmem ne dediler, şu dediler. Tamam bunlar da olacak ama amaç farklı. Evet. Ticari bir ortaklık dünya çapında kooperatiftir. Evet. Diğerleri örnek şeklinde hepsinde olabilir ama öyleyse dünya çapında yarın dünya pazarla entegre olabilecek şekilde resmen şey demiş. Beni en çok eleştirdikleri şu. Yapı kooperatif adı Türkçe değil ki. Anonim şirket Türkçe mi? Limited şirket Türkçe mi? Radyo Türkçe mi? Televizyon. TV Türkçe mi? Evet. Arkadaşlar dünya içinde görülen, kabul edilen bir şirket tipidir bu. Evet. Neyin şirketidir bu? Daha çok emeği sonucunda ürettikleri ürünleri bir grup altında toplayıp toplu bir arz edecek potansiyeli getirip yani bir kamyon gibi, bir gemi yükü gibi, bir şey gibi toplamda Ankara gibi, İstanbul gibi, Tokyo gibi neyse Londra gibi pazarlar sunabilecek bir yapıya kavuşturmak lazım. Bunun adı da uluslararası literatürde kooperatifçiliktir. Evet. Şimdi hocam. Tüketici açısından da bakabiliriz cepheyi. Tabii, yani şöyle ona gelecektim ben. Şimdi kooperatifçilik diyoruz. Türkiye'de gerçekten de çok farklı yapıda birleşmeler var. İşte sizin de birlikler var, işte kooperatifler var. Sanki birbirinin alternatifi gibi görülüyor. Halbuki dünyada mesela birliklerin işlevi farklı da, kooperatifler işlevi farklı. Türkiye'de ama daha tam olarak bunun hani görev tanımı tam olarak birbirine karışıyor gibi değil mi hocam? Yani birbirlerinin görev tanımı içerisine giriyorlar gibi. Peki, Birleşmiş Milletler Küçük Aile İşletmeciliği yılı ilan etti. Biliyorsunuz 2 sene önce. Evet. 2015 yılıydı galiba Birleşmiş değil mi? 2015 evet. Yılında Küçük Aile İşletmeciliği 2014 yılı. 2014 yılı. Kooperatçı yılı ilan edildi 1 sene önce galiba. 12 yılda. 12'de. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler de şunun farkında. Kooperatçı yılı ilan ederken ve Küçük Aile İşletmeciliği yılı ilan ederken şunu demek istiyor bence. Küçük aile işletmeleri kooperatifler şeklinde birleşin. Evet. Peki bu küçük aile işletmelerinin kooperatifler şeklinde birleştirilmesi Türkiye'de de bu gıda güvenliğini sağlamaz mı? Ve aynı zamanda tüketicilerin daha ucuza mal almasını sağlamaz veya üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmaz mı? İstersen hocam üreticinin girdi maliyetlerinden başlayalım. Şöyle şey diyelim. Önce şunu ekonomik teori açısından şunu vurgulamak zorundayız. Her insan tüketeceği kadar mal üretir. Üretmelidir. Ya da bunu modern ekonomi çevirelim. Her insan harcayabileceği gelir kadar, miktar kadar, harcaması kadar bir gelir elde edebilmelidir. İşte bu talebin temel unsurunu oluşturur. Eğer insanların geliri yoksa
talep meydana gelmez. Talep meydana gelmezse de ekonomi arz yönü çalışmaz. Ve ekonomide krizler üretilir. Hı hı. 2008 krizi temel mantığı bunun üzerine oturtulabilir. Evet. İş olarak. Doğru. Şimdi o nedenle küçük üreticilik bir ölçüde bunun anlamı şu. Her yetişkin insan istihdam etmeli. Yani kendini iş bulmalı ki evet. kendini bir gelir sağlayabilsin ki ve onu talebe dönüştürebilsin ki ve bu hepsi birleşince makro düzeyinde ekonomi çalıştırabilsin. Hı hı hı. Sadece Türkiye düzeyinde değil, dünya ölçeğinde bu şekilde eğer insanların elinde kendisine harcayabilecek, gelir üretecek bir işi yoksa ekonomi de tıkanır. Evet. O nedenle Birleşmiş Milletler hakikaten özellikle 2008'den sonra 2012'yi, 2014'ü, 2015'i efendim kooperatifler yılı, küçük çiftçiler yılı, bakliyat yılı, toprak yılı, evet. falan ilan etmekle çok güzel şeyler yapıyor. Doğru. İşedir. Şimdi böyle olunca küçük üreticiliği bir ölçüde mutlaka pazara sokabilmemiz lazım. Hı hı. Ha, yıllardan, son yıllarda özellikle 70'li yıllarda şöyle bir mantık vardı. İşletmeyi büyütün. Evet. Büyük işletme yazın. Tamam, buna karşı değiliz. Eğer yeni katma değer yarattığı ve yeni istihdam yarattığı sürece elbette bu işletmelere ihtiyaç var. Ama sırf nakit üzerinde kar elde edecek şekilde işletmeler kullanıyorsa, istihdam yaratmıyorsa, evet. artı yeni katma değerler yaratmıyorsa bu ekonomi sıkıntı verir, topluma sıkıntı verir. Ne yazık ki finans kapital döneminde ekonomi bu duruma geldi. Evet. Türkiye'de de bu şey, çünkü Türkiye özellikle 1980'li yıllardan sonra küresel bir ekonomiye açıldı. Hı hı. Küresel ekonomiye açılırken birçok altyapısını düzenlemeden yapıldı. Evet, evet. Özellikle batının örgütlenmiş ve işe edilmiş şeylerinde, çünkü nihayet ticaretimizin neredeyse %60'lardan fazlası Avrupa Birliği'yle. Evet. Şimdi burada tarımı örgütlenmiş, tarımsal ürünü arzı örgütlemiş bir grup var. Burada da Ahmet Mehmet'in 60 dönüm tarlayla ürettiği 3 becer. Şimdi burada yarışamıyor. Evet. Gidemiyor yani. Evet. Çünkü o aracı bulamamış. O aracını buldurmamız lazım. O aracı nasıl bulduracağız? Soru bence bu. Hı hı. Tabii burada sorun elbette çiftçinin malı. Ama çiftçiyi bunu düşündürebilecek eğitim verebiliyor muyuz? Hayır. Pekala bu konuları ortaya çıkarabilecek araştırmalar yapabiliyor muyuz? Hayır. Ben 1989'da Ege Üniversitesi'nde rahmetli hocamızla birlikte bir proje üretmiştik. Kooperatifçilik eğitimi, araştırma ve eğitimi projesi diye. Hı hı. Biz bunu hayata geçirirken şunu düşlemiştik çoğu kez. Düşüncemiz şeydi. Kurulmuş kooperatifin içindeki insanları alıp yetiştirip, hı hı. onların eksiklerini tamamlayıp tekrar alana salmaktı. Ne yazık ki ondan sonra gelen kooperatif programları bizi sanki yüksek okullar açıldı. Efendim son tercih gelen öğrenciler kooperatifçilikle ilişkisi yok. İstihdam edecek kooperatif yok. Ve bunlarla maalesef büyük bir kaynak israfına da girdik. Belki konuyu dağıttım ama. Yok çok güzel hocam. Hayır çok güzel. Konuyu dağıttım. Çok güzel. Özetle şunu söylemek istiyorum. Küçük üreticileri ekonomik içine sokacak şekilde ekonomik potansiyeline, onun iş gücünü değerlendirecek, onun iş gücü ve elindeki varsa etrafındaki tarla gibi anadan babadan kalmış makine, ekipman ve biraz da nakiti gibi onları üretimi çevirip üretimi pazara sunup o pazarları da, o ürünleri de nihai tüketici bir örgütlenme yapısını kavuşturabilecek bir ekonomi yapılanmaya politikasına ihtiyaç var. Burada tabii kooperatifle birlikte üreticilerin girdi maliyetleri de azaltılıyor değil mi hocam? Şimdi ona geleyim. Efendim özellikle tarımda kullanılan teknik girdiler artık giderse modernleşiyor. Hı hı. Fabrikasyon haline geliyor. Hı hı. Yani sanayiden alınıyor. Hı hı. Bir ölçü sanayi büyük işletmelerde tarım işletmelerine göre. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir gübre fabrikası ile bir tarım işletmesini. Hı hı. Bir gübre fabrikası belki de Türkiye'de şu anda 7-8 tane mi 9 tane mi bilmiyorum. Sayısını belki iş edemeyip. Buna karşı 3 milyon çiftçi var. Evet. 9 tane gibi. Evet. Şimdi burada gübre fabrikaları zaten de piyasaların kendini getirdiği özelleştirici şey olduğu bilmeden dolayı açık piyasada kendi fiyatlarını rahatlıkla dikte ettirebiliyor. Ama çiftçi
Hepsi Antalya'da, Fethiye'de toplanmış. Ya İstanbul'daki adamcağız aç bekliyor domatesi hasretle. Ama öbürü de gönderilmiyor orada. Biri resmine bakıyor, televizyonlar da çoğaldığını. Evet, evet. Resmine oh ne güzel domatesmiş diyor. Acayip. Öbürü de orada ya olabilir. Ben bunu oraya göndereyim. Bunu çelişkisini yazıyor. Acayip bir çelişki yaşıyor Türkiye. Evet, evet, evet. Evet. Yani o zaman tabii mesela işte gübre maliyetleri, ilaç maliyetleri, tabii. Veterinerlik hizmetleri, mühendis hizmetlerini. Bir şey daha söyleyeyim yani özellikle şimdi böyle olunca piyasayı rahatlıkla kontrol edebilen kişiler kendi ürünlerinin fiyatlarını rahatlıkla ayarlayabiliyor. O bakımdan kendi zam ediyor, şu ediyor, bu ediyor çünkü oligopol çalışıyor en fazla. Ve çoğu tekel veya oligopol kendi fiyatlarını sürekli yükseltiyor. Ama küçük çiftçi yükseltemiyor. Çünkü o elinde 3 kuruş şey var. Ancak nihai pazara ulaşabilirse. Onu da ulaşamıyor. Evet. Böylece sürekli tarım ürünlerinin fiyatları aynı düzeylerde kalırken girdi fiyatları acayip yükselir. Tabii burada izlenen ekonomi politikalarını da mutlaka unutmamak lazım. Hele, çünkü burada devletin siyasi erkin çok önemli tabii, rolü var. Hele hocam bugünlerde dolar biliyorsunuz 3.40'lara 3.50'lere doğru gidiyor. Türkiye'de tarımsal girdiler genellikle İtalya'da dolar üzerinden geliyor. Tabii. Yani daha kötü durumlar yaşıyorlar şu anda değil mi hocam çiftler şu günlerde? Şimdi işin ilginç tarafı şu. Bazı şeyleri söylemek zor. Benim 30 yıllık ben ziraat mühendisiyim ama 30 yıllık ekonomi hocalığım var. Şimdi bu süreç içinde gözlemlerim var bir hayli. Özellikle yani dünya yani dolarizasyona gitti. Yani zaten egemen bir ülke, ekonomi olduğu için ve özellikle 1970'lerden 70'lerden sonra yeniden yapılama sürecinde sanki dolara o kadar ucuz tuttu ki iyi politika uyladı adamlar. Tabii. O kadar ucuz tuttular ki herkesi dolarla serbest bıraktı. Devleti dolarla borçlandırdık. Vatandaş dolarla borçlandı. Herkes dolarla işte. Şimdi yükseliyor. Yükseliyor. Neden? Çünkü sizin dolar üretecek bir mekanizmanız yok evet. ki. Dolar kim üretiyor? Amerika üretiyor. Siz dolar üretmediğiniz halde nasıl dolar üzerinden bu kadar ekonominizi dolara açarsınız? Burada büyük bir ekonomi politikası hatası kesinlikle. Var. Ha. Şimdi bir de sevgili hocamızın bir kitabı var. Onu da ben burada ekranlara göstermek istiyorum. Profesör Doktor Ayhan Çık'ın Bir Başkadır Kooperatifçilik diye bir kitabı var. Burada bu kitap içerisinde sevgili seyirciler kooperatifle ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz. Hocam bunu nereden sevgili seyirciler mesela bu kitabı edinmek isteseler bunu nasıl edinebilirler? Bu kitabı Tarih Zeytin ve Zeytinyağı Birliği bastı. şeyde. Onların aşağı yukarı satış yerlerinde var. Tamam. Kendi. Artı bir de onların bir internet sitesinde satış şeyleri var. Satış yer. Oralardan da temin edebilirler. Hocam burada kapta yani kitabın ön kabında şöyle yazıyor. Çok güzel yazmışsınız. Tebrik size. Gerçekten harika bir şey bu. Türkiye tarımsız, tarım kooperatifsiz kalkınamaz. Ne demek istiyorsun hocam burada? Bu sözü ben aşağı yukarı 1990'lı yıllarda Ziraat Mühendisleri Teknik Kongresi'nin birinde oraya bir bildirimle son cümle olarak yazmışım. Sonradan da hoşuma gitti yani. Gerçekten yani. Türkiye tarımı tarım kooperatifi kalkınamaz mı hocam? Mesela işte diyorlar ki sanayi olsun. Hayır. Tarımı küçültelim, sanayi olsun. Bakın, her şey tabanıyla olur. Eğer bir evinizin altyapısı iyi değilse siz istediğiniz kadar süslü binalar, duvarlar çıkarın, istediğiniz kadar çatı yapın. O altyapı işi yaramıyorsa kaybolur gider, çöker gider ilk şeylerde. Bir ekonomide reel mal ve hizmet üreten kesimler ekonominin altyapısıdır. Bunu iki grupta toplayabiliriz. En önemli grup tarımdır. Tarım kesimi. Tarım ne üretir? Tarım bütün insanların kullanabileceği, yiyebileceği hem biyolojik hem de malları üretir. Evet. Eğer bu mallar yoksa onun üstüne siz ne tekstili, ne bileyim ne şunu, ne bunu hatta yani tarıma dayalı sanayiler, şeyler üretemez, kuramazsınız. Tabii. Kuramayacağınız gibi onun üstüne de
Diğer fabrikalar kuramazsınız. Örneğin süt teknolojisinde geliştirecek makineler geliştirecek. Sütünüz yoksa geliştiremezsiniz ki bunun sütü şeyleri. Yani bunlar birbirine bağlıdır. Bağımlı bir şeydir. O bakımdan sanayiyle tarım birbirine zaten destekleme dişleri. Türkiye'nin çok ilginç bir ekonomi politikası 30'lu yıllarda bu mantık üzerine kurulmuştur. Hı hı. Yani altınızdaki tarımsal yapıya girdiği üretimi çoğaltacaksınız. Bunlara tarıma dayalı sanayilerle besleyecek, destekleyecek. Bunlar birbirine girdi verirken, birbirinden çıktı alırken birbirlerini besleyecekler. Evet. Ve böylece birbiriyle büyüme mantığı içinde olacaklar. Artı onun üzerinde girdi tarım veya gıda sanayilerinin tekniklerine, malzeme, makinelerini üretmek için diğer ağır sanayiler. Ve bunu da giderek nereye doğru kayar bu? Maden sektörüne doğru. Evet. Böylece ekonomi birbiriyle bağımlı çalıştırabildiğiniz zaman başarılı olursunuz. Bu bağımlılık Türkiye'de kalktı. Özellikle 60'lı ile 70'li yıllardan tamamıyla kalktı. Böyle olunca da birbirinden koptular. Bakın tipik örneği hep bunun Türkiye için pamuktur. Evet. Pamuğu biz dışarıdan ithal etmeye başladık. Evet. Ki Türkiye çok ciddi bir pamuk üreticisidir dünya ölçeğinde. Ama nereye geldik? O nedenle tarımı ihmal etmek her zaman ekonomiyi bir ölçüde çökertmenin ilk yoludur. O bakımdan iyice araştırılırsa, hı hı. Bakın iyice, tütünü harcadık gittik. Evet. Pamuğu harcadık gittik. Evet. Narlı dikkatin şimdi bir pamuğun katma değer yaratmasında en azından 12-13 kalem vardır. Ama narda 2-3 kalem. Evet. İşte. Şimdi bu katma değerini siz yıktınız, ettiniz, bunu savunamadınız. Hı hı. Bunu savunacak, kim savunacak bunu? Neyse ben vermeyeyim ismini, kendileri bulsunlar. Evet. Peki hocam şöyle bir şey de siz bir ekonomist olarak, bir tarım ekonomisi olarak kooperatif her zaman savundunuz ve savunmaya devam ediyorsunuz. Ama mesela bazı ekonomistler var diyorlar ki, mesela televizyon programlarında falan ben duyuyordum. Ya işte bu tarım küçülmelidir. Tarım işte Avrupa Birliği'nde %10'un altında tarımda çalışan nüfus, onlar tarımda çalışan nüfus azaltılmalı. Tarımda fazla katma değer yaratmış Türkiye sanayileşme tarımı ihmal de edebilir gibi şeyler söylüyor. Bu doğru mu hocam? Şimdi şöyle diyelim. Mantık açısından doğru gibi geliyor, hı hı. İlk açıdan. Çünkü gelişmiş ülkeler baktığınızda bir ölçü dedikleri o rakamlar doğru. Fakat şu var. Gelişmiş ülkeleri iyice incelediğiniz zaman önce tarımı ve tarıma dayalı sanayileriyle işletmiş. Belki bizdeki gibi devletçilik yapmamış ama orada iş mantığıyla şimdi Avrupa'nın sanayileşmesini incelediğiniz bir ölçüde, evet. Teknik esas girdiğiyle oradaki girdi birbirine paralel yürür bir ölçüde. Şimdi eğer tabii nüfusun azaldığınız bunun anlamı şu bir ölçüde tarımda yani insanın çalışıp çalışmadığını ölçemezsiniz çoğu kez. O bakımdan mevcut nüfusun hızla çekilmesi lazım oradan. Ama çekiliyor direkt tarımı küçülterek, tarımı iş ederek değil, onu yoksullaştırarak değil. Asıl tarımın ürünlerine sanayiyle de daha iyi kullanacak. Oradaki nüfusu sanayi yoluyla taşıyabiliyorsanız o zaman soru güzel, cevabı güzel. Ama sanayileşme yoluyla taşıyamıyorsanız işte o zaman kentler bir sürü ne gibi insanlar ne derler ona? Bir şey tipi insanlarla dolar bir ölçüde. Bir kere tüketici oluyor hepsi. Hepsi tüketici olur. İşte dediniz ki gelir olmayan tüketici. Niye bu kadar soygunlar arttı büyük kentlerde? Evet. Çünkü adamın şeydi. Çünkü bir de şu var. Özellikle 1970'lerden sonra, petrol krizinden sonra dünya yeni bir ekonomi dönemine başladı. Özellikle paranın egemen olduğu bir dönem. Buralara fazla girmeyeyim derim ben de. Evet, ha, paranın egemen olduğu bir dönem. Şimdi paranın egemen olduğu dönemlerde eskiden insanlar karnını doyurmak için doğaya koşardı. Evet. Şimdi bakın, ben Kemerpaşa'da bir dağım vardı. Ne güzeldi öyle 80'li yıllarda. Ama 2000'li yıllarda kimse gelmez oldu. Çünkü herkes para aramaya gitti şehre. Evet. Eskiden dağda av arıyordu, ot arıyordu bir şeydi. Ama şimdi para aramaya gitti. Parayı bulamayınca, hele şehirde yerleştiyse, köyden de koptuysa, aç insan, geliri de yoksa, tabii. Bu sefer ne oluyor? Ya hırsızlıklar çoğalıyor, ya orayı burayı yamamalar çoğalıyor ve ne derler ona? Herkes bir kargaşa içerisinde yaşıyor. Kargaşa içine giriyor. Yani toplum da artık ilginç bir toplum haline geliyor. Hı hı. Kendini küçücük bir gelir bulabilecek yere
Oraya atıyor. Zaten baktığımızda mesela asgari ücretle bir iş, mesela diyelim 10 işçi alınacaksa 1000 kişi başvuruyor. İşte bunun sebebi tarımda küçülüyor. Mesela madenlerde tabii çalışmaya başlıyorlar. Tabii. Asgari ücretle çalışarak tarımdaki nüfus böylece azalıyor. Ama tarım da azalıyor. Halbuki diyorsunuz ki tarım azalmamalı, tarımsal ürün azalmamalı, oradaki artı değer azalmamalı. Şimdi şu var, tarımsal üretim artmalı ama tarımdaki gizli işsizlik azaltılabilmeli. Ona uygun politikalar üretilmeli. Çok teşekkür ederim. Tabii o politikaları üretecek kesim de farklı bir kesim. Farklı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Programın sonuna geldik maalesef. Teşekkür. Ama tüketiciler cephesinin değinemedim. Oraya gidemedim. Onu da artık başka bir programda onu değinelim. Evet. Evet sevgili seyirciler, bu hafta tarımda kooperatifçiliği konuştuk. Ve konuğum da Profesör Doktor Ayhan Çıkın'dı. Kendisi Ege Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştıktan sonra Muğla Üniversitesi emekli oldu. Ve çok güzel bir sözü var. Kitabının ön sayfasına yazdığı: Türkiye tarımsız, tarım kooperatifi kalkınamaz. Lütfen bütün yetkililere bu sözü tekrar hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir tarım ve gıda programında görüşmek üzere. Yapımda ve yayında emeğe geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederek diyorum ki bizimle kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.